Tamam. Çıkart. Ya sen çıkart, ben 2 dakika montajdan biraz var. Arkadaşlar şu anda yeni bir videoyla karşı karşıyasınız. Beyefendi bu konuda hassas, arabasını bana verdi. Ben size izah edeceğim. Şu anda 1800 devirde şu süratle gidiyorum ve verdiğim gazın miktarını gösteriyorum size. Bir hiç kadar. Gazı ayağımdan çektiğim zaman arabada yığılma söz konusu bile değil. Araba kendi basmaya devam ediyor. Şu ana kadar hiç gaz vermedim. Hafif dokanıyorum ve bu dokandığım gazla araba kendi süratlenecek arkadaşlar. Gazı yüklenmeden bu devreye kalıyorum. Şimdi bunu başkasına söyleseniz şaşırır. Ya hadi canım, araba aynı devirde de gider mi der. Evet, ben bir hiç kadar gazla gidiyorum. Verdiğim gazın miktarını da gösteriyorum. Çekiyorum. Ama o kendi basmaya devam ediyor. Yanımdaki Mercedes gaz veriyor mu bilmiyorum ama ben şu anda basmadığım gazla ucuna dokunuyorum ve 6. viteste gerçekleştiriyorum bunu. Şu anda yakıtımız 5.9'u aldı arkadaşlar. Ve bir hiç kadar gazla gidiyorum. Üzerine basa basa söylüyorum. Araba şu anda hız sabitleyici varmış gibi şu devirde ayağımın ucunda gidiyorum. Görmeniz için gazı ayağımdan çekeceğim. Görmeniz için bırakıyorum. Şu anda vermediğimiz gazla araba kendi gidiyor arkadaşlar. Bir daha dokanıyorum. Dokandığım gaz bir hiç kadar gazla kesmeden araba götürüyor. Ki normal bir arabada dahi olmak şartıyla normal bir gazla ayağınızın ucunda gidemezsiniz. O devri yakalamanız için gaz vermeniz lazım. Sanki bir güç bu arabayı arkadan itiyor arkadaşlar. Ve şu anda bir hiç kadar gazla bu devirde gidiyorum. Bakar mısınız devre? Şimdi bir hiçin üzerine çıkacağım görmeniz için. İlk önce gazı çektim ayağımı gazdan. Arabanın yine akışkanlığı izin veriyorum. Haydi bir hiçin üzerine çıktım. Ve şu anda turboyu açtırmıyorum arkadaşlar. Artık bu gazın sonu yok. Ama devir saatiyle de kilometreye bakmanızı istiyorum. Şu anda basmıyorum arkadaşlar. Bir hiçin üzerine çıktım. Gazı da ayağımdan çekiyorum. Şu anda gaz çekilmiş vaziyette. Şeyden çıkmıyorum da buradan döneceğiz çünkü. Ve şu anda devamlı kendini götürüyor arkadaşlar. 4.8'i aldı yakıt. Şimdi benim yolum daha bitmedi. Bir yol düzergahım daha var. İyice etüt edeceğim. Sonra beyefendiye vereceğim ama beyefendiyi çekmeyeceğim. Çünkü bu konuda hassas kendisi. Yalnızca kamerayı düz koyacağım. Yalnızca o sohbet edecek. Neler hissettiğini söyleyecek ama kendisini çekmeyeceğim. Çünkü bu konuda hassas. 4.7'yi aldı arkadaşlar. Aracımızı da söyle bu arada. Nasıl efendim? Aracımızı da söyle. Bu araç kullanan arkadaşlar. Arkadaşlar arabamız Nissan, özür dilerim. Egea 1.6. 2016 model. 2016 yeni ve abi özellikle sistemi anlattım. Kendisini ikna etmemle beraber sistemi taktırmaya karar verdi. Şu anda 6. vitesteyim arkadaşlar. Önümde araba olmasa 6 ile de dahi gideceğim. Vitesi düşürdüm. Gaz pedalı resmen diyor ki bana basma. Bakın şu anda yine vitesi değiştirdim. 4'ü aldım. Özellikle görmeniz için 5'i alıyorum. Bu devirde yine götürüyor. 6'yı alıyorum. Arabayı yine götürüyor ve bir hiç kadar gazla kendi süratleniyor şu anda. Basmıyorum. Gazı da ayağımdan çekiyorum görmeniz için. Şu anda gaz yok arkadaşlar ayağımda. Ama arabada sanki hız sabitleyici varmış gibi devam ediyor. Haydi bir daha dokunuyorum. Abi yakıt tasarrufundan yana gelmedi.
Tork istedi. Ben ona bu torka ayağımın ucunu yapacağım. 6. viteste ve şu anda aynı gazda kendi süretimi kendi kazanıyor. Ve bu devirde arkadaşlar. Efendim şu anda hiç basmıyorum. Bir hiç kadar gazla gidiyorum. Ama bir hiç kadar gaz arabayı devamlı süratlendiriyor. Basmadığım gazla. Bakın efendim arabayı nasıl tork elde etmişim göstereceğim size. Gazı da ayağından çekiyorum. Çek dediğiniz zaman. Daha süratlensin mi çekeyim? Çek. Arkadaşlar şu anda hiç gazsız gidiyoruz. Haydi bir daha dokunuyorum. Bir hiç kadar dokunuyorum. Bununla gidiyoruz bu sefer de. Basmadığımız gazla. Şu ana kadar 2000 devrin üzerine çıkamadık maalesef. Mesafeyi bir uzatmışız. Akışkanlık evet. Mesafesini. Bir arabaya yalnızca dokunacağım şimdi. O 4.5'e aldım. Hızlandıkça düşer. Aynen efendim, aynen. Ve yine söylüyorum, daha şimdiye kadar hiç basmadım efendim. Yalnızca ayağımın ucunda. Benim bir dönüş yerim var. Özellikle sizin arabada görmeniz için yaptım. Bütün olay verdiğiniz gazın miktarını hava olarak yüzeysel sistemde vereceğiniz gazın tepkimesini ayağınız ucunda arttırıyorum. Siz de devrini alt devirlerde tamam. Yüksek tork olarak elde ettiğiniz için arabada kendi akışkanlık mesafesini uzatmış oluyor efendim. Haydi bir daha dokunuyorum. Kaldığım yerden bir tork daha elde ediyorum. Beygir gücü değil. Beygir gücü yazılımla yapılan bir olay ve bu yazılımla alakalı değil. Havayla bir alakalı bir olay. Araba kendi basıyor arkadaşlar. Ben gaz vermeden arabayı kendini götürüyor. Ve bir hiç kadar gazla arabayı geçecek bir enerjiye sahibim. Şu anda gazı da ayağımdan çekiyorum. Rampadayız üstelik. Haydi bir daha dokunuyorum. Birazdan da basacağım abi. Hani diyorsun ya bana tork lazım diye. Ben şu anda basmıyorum. Haydi biraz basayım bari. Biraz basayım. Bu biraz bastığımızın gazın sonu yok artık abi. Devamlı katlayarak götürecek. Bunu başkasına söyleseniz deli derler adama. Ama devir çıkmıyor arkadaşlar yine. Üzerine basa basa söylüyorum. Yani 6. viteste gidiyorsun. Hiç. Evet abi. Şimdi Mercedes ne kadar basıyor ama ben onu birazdan tepesine çıkacağım ayağımın ucunda. Çekiyorum. Ama benim araba devamlı gidiyor ne hikmetse. Farkındasınız değil mi efendim? Evet. Evet ustacığım. Ay maşallah. Değişik bir olay var bu işte. Allah'ın izniyle efendim. Haydi bir daha dokunuyorum. Dördü aldı. Arkadaşlar sistemi takmak önemli değil. Sistemin mantığı neyse ona göre hareket edilmesi lazım. Mesela böyle tip arabalarda çalışma prensibini bilmeyen kişiler bu arabayı takarsa çok büyük zararlar verebilir. Benim mesleğim tamirciyim. EGR'nin ne olduğunu biliyorum. Beyin akış metre sensörünün ne olduğunu biliyorum. Girilecek yerlerin nerede olduğunu biliyorum. Girilecek yerlerin hassasiyetin ne gibi tepkimeyi de vereceği gazın miktarıyla nasıl bir karşılık vereceğini biliyorum. Onun için benden kaçış yok diyorum. Çünkü bu sistemin hakkını veriyorum. Kesinlikle.
4.3'ü aldı abi böyle de. Evet, daha da düşer. Daha hızlı gitsen daha çok düşer. Evet, ben özellikle sizi bekliyorum sırada abi. Ve öldürüyorum arabayı. Gitmemesi için elimden geleni yapıyorum. Ve 1250 devirde 6. viteste gidiyorum. Bir hiç kadar gazla gazı çekiyorum. Mükemmel. Haydi bir daha dokunuyorum. Ve bunu yine 6'da gerçekleştiriyorum. Ve arkadaşlar turboyu daha açtırmadım şimdiye kadar. Turboyu açsak ne olacak acaba? Abi hiç düşünemiyorum. 250'yi görecek galiba. Abi ben size çeyrek gazla bunu gösterdiğime göre bir hiç kadar gazla siz de dokandığınız zaman size neler gösterecek tahmin edemiyorum abi ben. Zaten bir anormallik olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Anlıyorum. Araba şey devamlı yapıyor, gidiyor. Yığılmıyor. Aynen efendim. Arkadaşlar Derya Usta 2008 yılında bana böyle bir şey olduğunu söylemişti. İnanmamıştım. Değil mi efendim? Evet. Taktıranların çok olduğunu görünce bir de ben denemek istedim. Allah razı olsun efendim. Ben kullanacağım. Ama şu anda bir gariplik olduğu belli çünkü yığılmıyor. Daha hala altıda gidiyoruz abi. Evet. Daha hala gidiyoruz. İşin enteresan tarafı abi konuşmayacaktı arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Abiyi ben konuşturmadım. Araba sistemi konuşturdu abiyi. Yani ortada bir şey olduğunun gerçeğine vardı. Ama yine söylüyorum üzerine bindiği zaman onun ne olduğunu anlayacak. Bu ancak şu anda üzerine binmeden bu hale geldiğini gördü. Demek ki üzerine binince neler olacak? Hadi hiç gaz vermeden 6'ya atalım abi. Şu anda 6'dayız. Haydi dokunalım. Şu devri alır mısın sen zahmet? Bu devirdeyim arkadaşlar ve 6. vitesteyim. Ve devamlı gidiyoruz. Haydi bir hiç kadar dokunuyorum. Ki bu araba yerinden kalkmaması lazım şu devirde. Dokandığım gazın tepkimesini öyle bir rahat alıyor ki abi siz ekstradan güç harcama ihtiyacı duymayacaksınız. Basit bir örnek veriyorum.